Merhabalar. 2021 yılında bedelli sermaye artıran bazı şirketleri sizlerle paylaşacağız. Şu an ekranda görmüş olduğunuz hisse senetleri şayet sizleri ilgilendiriyorsa videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Videomuza başlamadan önce şayet kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayınız. Beğeni yapan elleriniz dert görmesin arkadaşlar. Videomuza başlıyorum. İhlas Gazetecilik AŞ şirket, şu kalemimizi önce bir çıkaralım. 800 milyon TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde toplamda 180 milyon TL olan çıkarılmış sermayesini, yani elinde bulunan sermayesi bu arkadaşlar. Tamamını nakden karşılamak suretiyle bedelli olarak da 620 milyonluk bir bedelli sermaye artırımı yapacak. Bu da toplamda oranı böldüğümüz zaman da %344'lük bir bedelli oranı çıkıyor. Artırılacak oranda 800 milyonluk bir bedelli sermaye artırımı yapmış olacak arkadaşlar. Toplamda bedelliden sonra çıkacak sermayesi bu olacak arkadaşlar. Global Yatırım Holding AŞ, Global Yatırım Holding GLY şirketi 650 milyon TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 325.888.409 TL olan çıkarılmış sermayesini 324.111.590 TL artırarak tamamını nakden karşılamak suretiyle 650 milyon TL'ye artırmasını planlıyor arkadaşlar. Şu an için mevcut sermayesini şurada görüyorsunuz. Mevcut sermayesini, çıkarılacak sermayesi de bu arkadaşlar. Yaklaşık olarak da baktığımız zaman da %100'e yakınlık bir bedelli sermaye artırımına gidiyor bu vatandaşlar. Evet, Işıklar Enerji ve Yapı Holding AŞ şirket 543.595.733 TL değerindeki mevcut sermayesini %120 oranında 656.404.266 TL artırarak 1 milyarın üzerine bir sermayesini çıkartmayı bu vatandaşlar planlıyor arkadaşlar. Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret AŞ şirket kayıtlı sermaye tavanını 30 milyon TL'den 50 milyon TL'ye artırmış ve bu kapsamda şirket sermayesinin 30 milyon TL'den 39 milyon TL'ye %30 oranında arttırma kararı almış arkadaşlar. Bu vatandaşlar da şu an ne kadarlık bir oran yapmışlar? Yüzde yaklaşık olarak 30'luk bir bedelli sermaye artırımına gitmiş bu vatandaşlar. TGS Dış Ticaret ve AŞ Şirket Yönetim Kurulu'nda alınan karara göre mevcut sermayesini 15 milyon TL olan şirketin sermayesini nakden 15 milyon TL %100 oranında bedelli olarak artırarak 30 milyon TL'ye çıkarmasını karar vermişler. Şirkete baktığımız zaman küçük bir şirket gibi duruyor arkadaşlar. Yani bayağı büyük bir şirket gibi de durmuyor. Rücan hakları kullanımını vesairesi şu an burada görüyorsunuz. %100'lük bir bedeli sermaye artırımı, mevcut sermayesi 15 milyon, rücan hakkı kullanımı da 15 milyonluk bir rücan hakkı var arkadaşlar. %100 bedeli sermaye artırımına gitmiş bu vatandaşlardan. Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ, Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ 360 milyon TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere 111 milyon 600 TL ödenmiş sermayesini 111 milyon 600 TL, yani %100 bedelli artırarak 223 milyon 200 bin TL'yi yükseltmeyi planlamışlar arkadaşlar. Bu vatandaşlar da %100 olarak bedelli sermaye artırımına gitmiş. Aynı şekilde bu vatandaşlar. Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding AŞ'de şirketin 1 milyarlık bir kayıtlı sermaye tavanı varmış arkadaşlar. Bunu da 300 milyon Türk lirası olan çıkarılmış sermayemizin tamamını nakden karşılamak suretiyle %100 bedelli olarak artıracağını söylemişler. Burada da 600 milyon Türk lirası olarak çıkarılmış sermayesini çıkartmayı planlamışlar arkadaşlar. Merit Turizm Yatırım ve İşletme AŞ arkadaşlar, bunu gördüğüm zaman, bu haberi gördüğüm zaman yuh dedim yani. %1000 bedelli sermaye artırımı. Yani sen ne yaptın abi? Sen ne yaptın? Milleti batırmaya mı oynadın? Anlamıyorum ki. %1000 bedelliye gitmiş arkadaşlar. Şirket kayıtlı sermayesinin 11 kat artırarak 28 milyon seviyesine yükseltmeyi planlamış bu vatandaşlar. Rütçen hakkını vesairesini şu an burada görüyorsunuz arkadaşlar. Yani %1000 inanılmaz bir şey ya. Mevcut sermayesi 2 milyon 550 bin.
Rüzgar hakkı kullanımı tutarası da 25 milyar. Ama helal olsun abi. Yani ne diyelim, Allah yardım etsin bu vatandaşlara. İnşallah fazla zararda değillerdir. Yani sıkıntılı bir durum arkadaşlar. %1000 nedir ya? %1000 bedelli. Bu vatandaş ne yapacak şimdi? Elinde bulunan lotu nasıl yapacak? Ya satacak, satamayacak vesaire. Aslında buna bir de şey olarak bakmak lazım. Kim almış, kim satmış, ne yapmış? Buna bir ayrıyetten bir bakmak lazım arkadaşlar. Bunu olmadı. En son şeyde bir bakalım. Bir grafik olarak ve işte kim almış, kim satmış olarak bir bakmakta fayda var. Merit'e. TAG Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ şirket mevcut sermayesinin 43.300.000 TL olan TAG Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ yani DAĞ sermayesini halka arz yöntemiyle 86.600.000 TL artırarak 129.900.000 TL'yi yükseltmeyi başarmış bu vatandaşlar. Cemaş arkadaşlar her yıl her yıl bakın her yıl bu vatandaş bu işi yapıyor. Bu vatandaş bedelli 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 bedelli. Ya kardeşim bir de bedelsiz ver ya. İnsanlara bedelsiz ver kardeşim. Biraz bedelsiz ver de insanlar bir de tadına varsın bedelsizin ya. Her yıl bedelli yapıyor ya. Utanmasa var ya ayda bir bedelli yapacak yani. Yani anlamıyorum ben bu şirketi ya. Bir tanesi fabrikası da bizim memlekette yani. Bir şey de demek istemiyorum. Şimdi orada o kadar ekmek yiyen vatandaş var. Evet. Cemaş şirket 474 milyon TL olan şirketimizin çıkarmış sermayesini 1 milyar TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 317 milyon TL nakit sermaye artımı yapılması yoluyla %66,88 oranında artırarak 791 milyon TL'yi yükseltmeyi planlamışlar. Şu anda daha devam ediyor olması lazım. Rücanaklar vesairesi. Şu an için Cemaş'ın durumu da bu arkadaşlar. Yıllık bunu yapar arkadaşlar. Cemaş bunu yapar. Rıza abim böyle şeyleri sever. Yani yakinen tanıyan vatandaşlar varsa Rıza abi herkes tanırlar. Investte vesaire de ünlüdür yani bu vatandaş. Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ şirket 2023 yılına kadar geçerli 1 milyar Türk lirası kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 150 milyon TL olan çıkarılmış sermayesini %166 oranında bedelli nakden artırarak 400 milyon Türk lirası çıkartacakmış bu vatandaşlar da. Rücan hakkı kullanımı da baktığımız zaman %166'lık bir bedeli sermaye artırımı bunda da olacak arkadaşlar. Teknosa şirket 110 milyon TL nominal değeri çıkarılmış sermayesinin tamamını nakden karşılamak üzere 91 milyon TL artırarak 201 milyon TL'yi yükseltmesine karar vermişti. Reysaç Taşımacılık ve Lojistik AŞ şirket 600 milyon TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 119 milyon 350 milyon 350 bin TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamının nakden bedeli karşılamak suretiyle %109 oranında bedeli sermaye artırımı yaptı bu vatandaşlar. Şu anda Ray G3 mi bekleniyor? Yani Reysaç yaptı, şimdi Ray G3 bekleniyor. Yani aynı zaten patronları vesairesi aynı. Ama ayrı iki şirket. Onda da aynı şekilde bir bedelli bekleniyor. Bakalım neler olacak. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası mevcut sermayesini 850 milyon lira olan şirketin sermayesini 750 milyon lira %88 oranında nakden artırarak 1 milyar 600 milyon liraya çıkarılması kararı almıştı arkadaşlar. Bunda da bedeli sermaye artırım rücan hakkı kullanım oranlarında şu an ekranda görüyorsunuz. %88'lik bir şöyle bedelli sermayesi olmuş bu vatandaşların. Akdeniz Yatırım Holding AŞ şirket güncel sermayesi 41 milyon 365 bin TL olan şirketin yeni sermayesi 82 milyon 730 milyon TL artırarak 124 milyon 95 bin TL seviyesine yükseltmesine karar almıştı bu vatandaşların da mevcut sermayesini görüyorsunuz. Bedelli oranda %82'lik bir bedelli sermaye artırımı yaptı. İmo Yatırım Holding AŞ de aynı şekilde baktığımız zaman %220 oranında bir bedelli sermaye artırımı yaptı. Arkadaşlar şimdi esas konumuza gelelim. Bedelli sermaye artırımı ne? Bedelli sermaye artırımı olan hisse senedi işte düşer mi çıkar mı arkadaşlar? Bu biraz da bizlere bağlı. Yani şimdi %100 bedeli sermaye artırımı olduğunu farz edelim. Bizler şayet rücan haklarını almazsak bu şirketin aşağılara düşmesi olasıdır.
Ha, baktığımız zaman şimdi evet biz rücan haklarını evet aldık abi. İlla tavan tavan gidecek mi? Onda da arkadaşlar patronun bileceği iş oluyor. Onu da söylemiş olayım. Yani patron mümkün mertebe bu hissesini kendisinin desteklemiş olması lazım. Şirkete şayet almış olduğu o parayı şirketin büyümesinde vesaire kullanırsa eğer şirket büyür gider ama kullanmazsa kusura bakmayın hiç kimse o şirketi götüremez maalesef. Peki bedelli sermaye artırımı nedir? Şirketin belli bir bedel ile sermayesini artırmaya yönelik genel kurulun almış olduğu karara bağlı olarak yeni hisse senedi çıkartma işlemine bedelli sermaye artırımı denilmektedir. Evet, burada ne demek istiyorum? Şimdi şirketten örnek verecek olursak 100 tane var. Piyasada yani şu an Borsa İstanbul'da 100 tane olduğunu farz edelim. %100 bedelli sermaye artırımına giderse eğer bir 100 tane daha şirketin şey olmuş olacak. Lotu olmuş olacak. Yani toplamda ne olmuş olacak? Piyasada 200 adet lotu olmuş olacak. Bu ne demek? Bu arkadaşlar şu şekilde olumlu karşılanabilir. Yeni işte sermayedarlar gelecek, yeni yatırımcılar gelecek. Şirketin baktığımız zaman kasasına daha fazla para girecek olarak düşünebiliriz. Evet, şirket için olumlu. Bizler için nasıl olumlu olur peki? Şayet şirketteki o vatandaşlar gelen parayı düzgün yerlerde kullanırsa şayet bizler için de olumlu olabilir. Olumsuz illa da olumsuz olacak diye bir dava yok. Ama siz bana bedel şimdi şöyle bir durum var. Çoğu vatandaş bedelli sermaye artırımını gördüğü zaman bir kap haberi düştü. İşte vay efendim bedelli sermaye artırımı var deniliyor. İşte Telegram'larda vesaire paylaşılıyor. Daha sonra adam buna balıklama atlıyor. Ondan sonra işte zaten %5 %10 gitmiş hisse o an alıyor. Ondan sonra bir gün sonra da zaten bedelli sermaye artırımı yapacak o şirkette. Ondan sonra ne yapacağız? Yani ne yapacağımı var abi. Sen şimdi sen o an girdiysen kusura bakma sen kaybetmeye mahkumsun. Balıklama atlamayacaksın. Onda uzun vadede kalmış vatandaş zaten aşağıdan toplamıştır. Yani şöyle düşünelim. 2 liradan aldığını farz edersek bir vatandaşların 1000 lot aldığını farz edersek %100 bedelli sermaye artırımına gittiği zaman bu adamda ne olmuş oluyor? 2000 lot elinde mal olmuş oluyor. %100 eğer olursa. Ve peki ne olmuş oluyor bunu? 1 TL nominal değerden vermiş oluyor. Yani bu adam 1 liradan o hisseyi tekrardan almış oluyor. 2 liralık hisseyi 1 liradan almış oluyor. Peki bu vatandaş nerede kar yapıyor? Bu hisse de zaten uzun vadeli olarak beklediği için bu vatandaş zaten oradan kazanıyor. Yani hemen 2 gün sonra satayım derse bu vatandaş da zarar eder. Onun için balıklama atlamamak lazım. İlla da bedelli veya da bedelsizler de aynı şekilde. Bedelsizlerde de mesela şöyle oluyor. Hisse olmuş işte 30 lira %100 bedelsiz sermaye artırımına gideceğini açıklamış. Adam gelmiş orada 30 liradan hisseyi alıyor. Ne oluyor hisse? Ondan sonra 25 liraya düşüyor. Veya da işte 20 liraya düşüyor. Ondan sonra ne oluyor? Hisseyi de %100 yaptıktan sonra 10 liraya düşüyor. Tekrar hani 20 liraya kadar aşağıya çekiyorlar. Yukarıda millete malı kilitliyorlar. 30 liradan malı kilitliyorlar. Düşünelim ki 20 liraya malı düşürüyorlar. İşte kendileri satıyor bilmem ne işte vatandaşlar. Bu haberden sonra kimisi zaten yanlış algılıyor. Bedelli ve bedelsiz insanlar yanlış anladıkları için hisseyi satıyorlar. Baskı oluştuğu için hisse düşüyor 20 liraya. Bölündükten sonra da hisse fiyatı 10 liraya düşüyor. Bu vatandaş zaten 30 liradan aldı. Otomatik ben hisse başına baktığımız zaman da arkadaşlar 10 liralık bir zararı olmuş oluyor bu vatandaşların. Ondan sonra uzun vade beklemek zorunda kalıyor bu vatandaşlar. Evet, konumuza dönecek olursak. Sermaye artırımı denmektedir dedik. Bu artırım sonucunda şirket kendine kaynak yaratırken yatırımcıların da sahip olduğu hissenin oranı artmaktadır. Demek ki anlattığımız oran 1000 lotun varsa 1000 lot daha geliyor. Bu işlemlerde öncelikle şirketin senedini elinde tutan yatırımcılara öncelik tanınmaktadır. Bunun sebebi rücan hakkıdır. Bu hak yatırımcılara öncelik tanınmasını ve yeni çıkarılan hisselere ortak olmayı sağlar. Bu anlamda senetlerin değerlerinde değişmeler, bu hissenin değerlerinde değişmeler, oynaklıklar görülmeyi ve yatırımcıları yansıtmaktadır. Ya okuyamadım ya, neden böyle oldu? Şimdi arkadaşlar burada da şunu söyleyeyim sizlere. Şimdi elimizde işte Cemaş'tan örnek verelim. Cemaş'ımız var. İşte bizlere ne oluyor? İşte 1000 lotumuz vardı. 1000 lot da bize rücan hakkı veriyor. Burada ne olmuş oluyor? Cemaş R. Bakın Cemaş R sonunda R harfi görüyorsanız bu rücan hakkıdır. Bu rücan hakkını ne yaparsınız? Ya bu rücan hakkını aracı kurumunuzu arayıp
Dersiniz ki işte %100 bedelli sermaye artırımına gidiyse 1 lira ise eğer işte 1000 lira atarsın dersin ki ben bedelli sermaye artırımına gideceğim dersin. Veya da o 15 gün süre zarfında satarsın. Peki rücen hakkı oynaklık gösterme yani şirketten belki de o anki şirketten daha fazla size kazandırabilir. Mesela Cemaş 1 lira ise o anda rücen hakkı 2 TL, 3 TL, 5 TL de olabilir. Yani çıkabilir. Günlük tavan da yapabilir. Ama şu da olmaz mı? 50 kuruşlara da düşebilir. Yani onları da sizlere söylemiş olurum. Sonra mağdur olmayın. Bayağı da bir oynaklık göstermekte bu rücen hakları. Bedelli sermaye artırımları hisselerin değerlerinde baskı kurarak aşağı ve yukarı yönde değişmesine neden olur. Bu baskıların anlaşılması için şirketin hangi amaçla bedelli sermaye artırımına gittiğinin bilinmesi gerekir. Burada da bakın bizim söylediğimiz olay geliyor. Şimdi şirket sahibi şayet bu bedelliden gelecek parayı dese ki işte benim bir tane şirketim vardı, ikinci fabrikayı açacağım, üçüncü fabrikayı açacağım. İşte şirkette örnek verecek olsa mesela Cemaş'ta geçen yıl yanlış hatırlamıyorsam yapmış olduğu bedelli sermaye artırımında şunu söyledi. Dedik işte bilmem CNC makinesi alacağım dedi. Avrupa'ya ihracat yapacağız, şey ithalat yapacağız, ihracat yapacağız bilmem ne. İşte şöyle iş aldık, böyle iş aldık vesaire. Bunları söyledi. İşte ondan sonra işte borçlarımızı ödeyeceğiz dedi. Bilmem ne dedi. Şirket işte belli bir seviyeye gitti. Ondan sonra tekrar bedeli yaptı vesaire. Bu şekilde şirketin o parayı nereye harcayacağını yani şu şekilde düşünelim. Yeni halka arz olacak şirketlerin şayet halka arz oldukları zaman halka arz gelirleriyle ne yapacaklarını nasıl söylüyorlarsa bedelli sermaye artırımına gidecek vatandaşlar da aynı şekilde bedelliden gelecek parasını nereye harcayacağını söylemek zorunda. Söylemiyor mu? Ararsın kardeşim şirketi dersin ki kardeşim sen bu şekilde açıklama yapmamışsın ama elinde de yüklü bir malın varsa şayet kardeşim sen bu parayı nereye harcayacaksın? Ben senin işte bilmem işte lotunu söylemene gerek yok, adedini söylemene gerek yok ama senin sermayedarınım, senin ortağınım. Bu parayı nereye harcayacaksın diye sor. Bu senin hakkın. Yani bu senin hakkın kardeşim. Yani oraya illa yatırıyorsun. Vay efendim yani orası da Ali Baba'nın çiftliği değil. Onun için şirketleri mümkün mertebe arayın. Parayı nereye harcadıklarını sorun. Şirketin nasıl gittiğini sorun. Avrupa'ya mı çalışıyor, yurt içine mi çalışıyor, kar mı yapıyor, zarar mı yapıyor? Bilanço dışında da istediğiniz zaman arayabilirsiniz. Sizlere de cevap vermek zorunda bu vatandaşlar. Peki konumuza dönecek olursak tekrardan ne dedik en son? Sermaye artırımına gittiğinin bilinmesi gerekir dedik. Çünkü düşüşler, yükselişler direkt bu konuyla bağlantılıdır. Ayrıca bunu etkileyen iç dinamiklerin yanı sıra dış dinamikler de bulunur. Bu yüzden bedelli sermaye artımı konusunda detaylı bilgiye sahip olmalısınız. Bu şirketlerin neden sermaye artışı yaptığını öğrenmelisiniz arkadaşlar. Şayet bir şirketin nasıl veya da neden bedelli sermaye artırımını bilmiyorsanız adam düşünün ki batık mesela. Şimdi adamın 1 milyon lira borcunun olduğunu düşünelim. Bedelli sermaye artırmaya gitti. Düşünelim ki 500 bin liralık bir katılım oldu. İşte kimisi rücen haklarını sattı. İşte girmek istemedi vesaire. Ne olacak o geriye kalan 500 bin lira? Veya da işte 1 milyonluk adam bedelli sermaye artırımına gitti. İşte parayı da aldı bu vatandaş. Ondan sonra ne yapacak? Parasını anlatmıyor işte. Bankaya kredi borcun mu vardı? Veya da ne bileyim işini mi büyüttün? İthalat mı yaptın, ihracat mı yaptın? Bunları bilmemiz gerekir arkadaşlar. Bunlar bizim için önemli. Evet, videomuzu sonlandıracağım. Arkadaşlar ilk başta malumunuz kanala yorum yapın dedik, beğeni yapın dedik. En son videomuzun da sonunda tekrardan sizlerden beğeni ve yorum isteyelim. Allah'a emanet olunuz. Bol kazançlar diliyorum.